Merhaba, bu dersimizde İngilizcenin en karışık konularından biri olarak görülen gerunds infinitives konusunu anlatacağım. Aslında ezberle aranız iyi ise bu konu size hiç de zor gelmeyecektir. Çünkü gerunds infinitives konusunda ezberlememiz gereken bir grup fiil ve özel kullanım var. Yine de sizin için hazırladığım detaylı tablolarla bu konuyu daha anlaşılır bir hale getirmeye çalıştım. Öncelikle bu iki kavramın ne olduğuyla başlayalım. Bir fiilin sonuna o fiili isim yapmak amacıyla ink takısı eklendiğinde ink takısı almış fiilimize gerund yani isim fiil adı veriliyor. Örneğin swimming, painting, dancing gibi kelimeler gerund olarak geçiyor. Tam da benzer şeyi yapmak amacıyla fiile ink takısı getirmek yerine fiilden önce to kelimesini koyduğumuzda oluşan to swim, to paint, to dance gibi yapılar ise infinitive olarak adlandırılıyor ve Türkçesi de mastar oluyor. Peki birbirine çok benzeyen bu iki yapının hangisi nerede kullanılıyor ve içinde kullanıldıkları cümlelere ne gibi anlamlar katıyorlar? Biraz buna bakalım. Kuracağımız bir cümlenin öznesi her zaman ben, sen, o, Ahmet, Ayşe gibi bir kelime olmak zorunda değil. Bazen fiilleri özne gibi kullanmak isteyebiliriz. Mesela yüzme en sağlıklı spordur ya da tenis oynamak çeşitli kasları geliştirir gibi cümleleri kurarken cümlemizin öznesi bir fiil olur. Peki o zaman cümleye yalın haldeki bir fiille mi başlarız? Tabii ki hayır. Çünkü bu sefer cümlemiz emir cümleleriyle karışabilir. Mesela swim ve play fiillerini bu şekilde yalın halde yazarsak yüz ve oyna anlamlarına gelirler. Bizim bir şekilde bu fiilleri isime dönüştürmemiz gerekir ki bunun için de gerund ve infinitive yapılarını kullanıyoruz. Eğer isimleşmiş fiillerimiz bu örneklerdeki gibi özne konumunda yer alacaksa genellikle gerund kullanımını tercih ediyoruz ve şöyle diyoruz. Swimming is the healthiest sport. Playing tennis improves various muscles. Özne olarak kullanıldıklarında cümleye to swim ve to play ifadeleriyle başlamak her ne kadar doğru olsa da genellikle tercih edilmez. Zaten kulağa da hoş gelmiyorlar. Daha önceki derslerimden hatırlarsanız İngilizce'de bir cümlede iki fiili yan yana yazmamız gerektiğinde aralarına to kelimesini yazmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Mesela su içmek istiyorum cümlesinde içmek ve istemek fiillerini yan yana yazamıyorduk ve şöyle söylüyorduk. I want to drink some water. Bu kullanımda to kelimesi içmek kelimesinin sonundaki mekmak mastar ikini veriyordu. Buraya kadar da her şey tamam ama maalesef İngilizce bu kadar toz pembe bir dil değil. Hocam bu sefer hangi istisna var? Hangi istisnalar desek daha doğru olur çünkü sayıları 45 civarında. İngilizce'de sınırlı sayıdaki bir grup fiil yine çıkıntılık yapmış ve gerundlarla beraber kullanılmayı tercih etmiş. Yalnız dikkat edin bu fiillerin kendileri ink takısı almak zorunda değiller ama mutlaka peşlerinden gelen fiile ink takısı aldırarak gerund haline getiriyorlar. Örneğin bu fiillerden en bilinen 3 tanesi enjoy, suggest ve mind. Şimdi bu fiillerle örnek cümleler kuralım ve neler olacağına bakalım. Sinemaya gitmekten hoşlanırım. I enjoy going to the movies. Bu iş için profesyonel birini tutmanı öneririm. I suggest hiring a professional for this job. Geç kalmak umurumda değil. I don't mind being late. Gördüğünüz gibi iki fiilin arasına to getirmek yerine ikinci fiilin sonuna ink takısı getirdik ve bunu belirleyen şey de cümledeki birinci fiiller oldu. Biz bu cümlelerde ink değil de to kullansaydık bizi elbette anlarlardı ama beraberinde İngilizceyi sonradan öğrendiğimizi de anlarlardı. Dolayısıyla İngilizce'de hangi fiillerin gerund getiren istisna fiiller listesinde olduğunu bilmek önemli. Piyasada doğrulu yanlışlı, eksikli fazlalı birçok liste geziyor ama buraya ya da video açıklamasındaki linke tıklayarak ya da imlecinizi veya parmağınızı sağ üst köşeye getirip i harfine tıklayarak sizin için hazırladığım son derece rafine ve düzenli tabloyu indirebilirsiniz. Bu tabloda üşenmeyip her bir fiilin Türkçe anlamını yazdım. Hatta üşenmeyip her biriyle birer örnek cümle kurdum. Hatta daha da ileri gidip bu cümlelerin Türkçe anlamlarını da yazdım. Hemen indirin. İngilizce'de yine bunlar gibi bir grup fiil var ki bu fiiller öyle de olur böyle de olur diyorlar. Yani kendilerinden sonra gerund veya infinitive kullanabiliyoruz ve hiçbir anlam farkı oluşmuyor. Bu fiillerin sayısı 10 civarında ve en bilinen iki tanesi begin ve prefer fiilleri. Bunlarla da birer örnek cümle kuralım. They began saying prayers. Dua etmeye başladılar. I prefer drinking hot chocolate. Sıcak çikolata içmeyi tercih ederim. Bu cümleleri şöyle söylemek de pekala mümkün.
They began to say prayers. I prefer to drink hot chocolate. Bu fiillerin de tam listesini ve bunlarla da kurulmuş örnek cümleleri aynı linkten indirebileceğiniz PDF dosyamda bulabileceksiniz. İngilizce'de sayıları 15 civarında olan bir grup fiil daha var. Yeter ulan yeter! Yeter! Bu fiillerden sonra da gerund veya infinitif kullanabiliyoruz. Buraya kadar her şey kulağa hoş geliyor ama sonrasında işler değişiyor. Çünkü bu fiillerden sonra gerund veya infinitif gelmesi fiilin anlamını değiştiriyor. Bu fiillerden en bilinen 5 tanesi şunlar. Remember, forget, regret, try ve stop. Remember ve forget fiillerinden sonra gerund bir yapının kullanılması durumunda ortaya çıkan anlam, geçmişteki bir şeyi unutmak veya hatırlamak. Mesela şöyle. I remember seeing him for the first time. Onu ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. I forgot promising him a pay rise. Ona zam sözü verdiğimi unuttum. Görmesi ve söz vermesi geçmişte olmuş. Bu iki fiilden sonra infinitive kullandığımızda ise bir görevi, sorumluluğu unutmak veya hatırlamak söz konusu oluyor. Şöyle mesela, He remembered to turn off the light. Işığı kapatmayı hatırladı ya da akıl etti. I forgot to get my briefcase. Çantamı almayı unuttum. İkisinde de bir görev, sorumluluk unutulup hatırlandığı için bu cümleleri ışığı kapattığımı hatırladım, çantamı aldığımı unuttum şeklinde çevirmek doğru olmazdı. Regret fiilinden sonra gerund geldiğinde yine geçmişteki bir şeyden ötürü pişman olmak anlamı ortaya çıkıyor. I regret lending him some money. Ona para ödünç verdiğime pişmanım. Infinitive geldiğinde ise fiilin anlamı birden üzüntü duymak şeklini alıyor. I regret to tell you that you have failed. Başarısız olduğunuzu söylemekten üzüntü duyuyorum. Try fiilinden sonra gerund geldiğinde anlamı alternatiflerden birini denemek oluyor. Infinitive geldiğinde ise çalışmak, çabalamak oluyor. Şu örneklere bakın. We tried taking it into a bigger cage. Onu daha büyük bir kafese almayı denedik. She tried to do her best. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Stop fiili de peşinden gerund veya infinitive gelmesine bağlı olarak sırasıyla kesmek ve bir şey için durmak anlamlarına geliyor. They stopped visiting us. Bizi ziyaret etmeyi kestiler. We stopped to buy some gas. Benzin almak için durduk. Son örnekte to kelimesi mastar anlamı kazandırmasının yanında bir amaca daha hizmet ediyor. İçin. To sözcüğünün böyle bir anlamının olduğunu 27. derste öğrenmiştik. Bunlar gibi peşlerinden gerund veya infinitive gelmesine bağlı olarak anlamı değişen fiillerin tamamı ve bunlarla kurulmuş örnek cümleler Türkçe ve İngilizce anlamlarıyla beraber PDF dosyasında yer alıyor. Videonun çok uzamaması adına hepsinin üstünde tek tek durmayacağım. İngilizce'de kendilerinden sonra gerund yapıların geldiği bir kullanım yeri daha var. Edatlar. Hatırlarsanız bazı fiillerin kendilerine özgü edatlarının olduğundan bahsetmiştim. Talk about, insist on, believe in gibi bu şekilde 100 civarında fiil vardı. Bu fiiller cümlede bir nesne ile beraber kullanıldıklarında nesne ile fiilin arasına o fiile özgü olan edat giriyordu ve başka bir edat girdiğinde ya da edatsız kullanıldıklarında hatalı oluyordu. İşte bu tür bir fiilin nesnesi koşmak, yüzmek, paten kaymak gibi bir isim fiil olduğunda sadece gerund yapıyı tercih ediyoruz. Örnekler üzerinden gidelim. Bir gün evleneceğini hayal ediyor. She dreams about getting married someday. Sana bağırmasından ötürü onu affedebilirsin. You could forgive him for yelling at you. O kendisini doğruyu bulmaya adamış. She's devoted to finding the truth. Bazen de son örneğimizde ve look forward to örneğinde olduğu gibi fiilin sonuna gelen edat to kelimesi olabilir. Bunu infinitive olan to ile karıştırmamalıyız ve peşinden gerund kullanmalıyız. Senden haber almayı dört gözle bekliyoruz. We are looking forward to hearing from you. İngilizce'de şöyle bir deyim var. One should know his enemy. İnsan düşmanını tanımalıdır. Düşmanınız olmasa da edatlarla beraber kullanılan fiilleri tanımalısınız. Ne şanslısınız ki sizin için anlam açısından peşinden gerund bir yapının gelmesine müsait olan başlıca fiillerin bir listesini yaptım. Yanlarına hangi edatlarla kullanıldıklarını yazdım. Birer örnek cümle kurdum. Bir de cümleleri Türkçe'ye çevirdim. PDF dosyasında bunu da bulabilirsiniz. Şu ana kadar hep gerund yapıların kullanıldığı yerleri açıklıyor gibi görünebilirim. Ama aslında
Aslında öyle de yapıyorum. Çünkü gerunds infinitives konusunda gerundların kullanıldıkları yerleri öğrenmek genellikle yeterli oluyor. Çünkü geri kalan hemen her yerde infinitive yapısını kullanıyoruz. Bu yüzden dişimizi sıkıp gerundlarla kullanılan diğer ifadelere de göz atalım. Bunlardan ilki aitlik sıfatlarının geçtiği cümleler. My, your, his, her, its, our, their gibi aitlik sıfatlarıyla onun evden ayrılışı, karanlıkta dans edişimiz veya onun inatçı oluşu gibi tamlamalar kurmak istediğimizde gerund yapılardan yararlanarak şöyle diyoruz. Her leaving home, our dancing in the dark, his being stubborn. Artık bunları isim haline getirdiğimize göre herhangi bir cümlenin öznesi veya nesnesi konumunda kullanabiliriz. Her leaving home made us cry. Onun evden ayrılışı bizi ağlattı. I'll never forget our dancing in the dark. Karanlıkta dans edişimizi hiç unutmayacağım. His being stubborn makes things harder for him. İnatçı oluşu işleri onun açısından zorlaştırıyor. Benzer şekilde aitlik anlamı katan apostrofes ile de gerund kullanıyoruz. Susan's staying at hospital makes us sad. Susan'ın hastanede kalışı bizi üzüyor. Eğlenmek, iyi vakit geçirmek, sorun yaşamak ve zorlanmak anlamlarına gelen şu özel ifadelerden sonra da gerund kullanıyoruz. Have fun, have a good time, have trouble, have difficulty, have a hard time, have a difficult time. Bunlarla da birkaç örnek cümle kuralım. Saklambaç oynayarak eğlendik. We had fun playing hide and seek. Çocuklar havuzda yüzerek iyi vakit geçirdiler. The kids had a good time swimming in the pool. Yolu bulmakta zorlandılar. They had trouble finding the way. Devamı PDF dosyasında var. Benzer şekilde no use, be busy ve be worried ifadeleriyle de gerund yapı kullanıyoruz. Örnek cümleler üzerinden gidelim. Burada beklemenin faydası yok. There is no use waiting here. Telefonda konuşmakla meşgul. He is busy talking on the phone. Bu plan denemeye değer. This plan is worth trying. İngilizce'de before ve after bağlaçlarıyla bağlanan iki cümlenin öznesi aynıysa bazen kısaltma yapmak adına ikinci özneye atıp fiili gerund haline getirebiliyoruz. Mesela ilk başta şöyle iki cümlemiz olsun. Yatmadan önce dişlerini fırçalamalısın. You should brush your teeth before you go to bed. Ödev yaptıktan sonra neden eğlenceli bir şey yapmıyoruz? Why don't we do something fun after we do homework? Her iki cümlenin öznesi de you ve we sözcükleri olduğu için pratiklik kazanmak adına ikinci cümlede bu öznelere atıp fiili gerund yapabiliriz. Yani şöyle, you should brush your teeth before going to bed. Why don't we do something fun after doing homework? Go fiilinden sonra bir spor aktivitesi veya eğlenceli bir aktivite geldiğinde peşinden gelen fiili gerund yapısıyla kullanıyoruz. Bunların başlıcaları da şunlar. Sit, stand ve lie fiillerinden sonra bir yer zarfı varsa peşinden ikinci bir fiil geldiğinde gerund şekline geliyor ve bir şey yaparak oturmak, durmak, uzanmak anlamını veriyor. Örnekleri inceleyelim. She's sitting there doing nothing. Hiçbir şey yapmadan orada oturuyor. I was standing by the door waiting for the nurse. Kapının kenarında durarak hemşireyi bekliyordum. He's lying on his bed reading a novel. Yatağında uzanarak bir roman okuyor. Find ve catch fiillerinden sonra da bir kişi zamiri geliyorsa peşinden ikinci bir fiil geldiğinde gerund şeklini alıyor ve gizli bir iken anlamı ortaya çıkıyor. I found my sister sleeping on the couch. Kız kardeşimi kanepede uyurken buldum. I caught my cat scratching the couch. Kedimi kanepeyi tırmalarken yakaladım. İngilizce'de bir veya birkaç kelimenin bir edatla birleşmesinden oluşan ve kelime anlamlarının çok dışında anlamlara sahip olabilen deyimler, yani phrasal verb'ler var. Bu deyimlerde sonlarında birer edat barındırdıkları için gerund getiren fiiller gibi davranıyorlar ve kendilerinden sonra gelen fiile ing takısı aldırıyorlar. Birkaç örnek inceleyelim. Give up, bırakmak, get through, bitirmek, put off, ertelemek. Sigarayı tam olarak ne zaman bırakacaksın? When exactly will you give up smoking? Ders çalışmanı bitirdiğinde lütfen beni ara. Please call me when you get through studying.
Faturalarımı ödemeyi asla ertelemem. I never put off paying my bills. Gerund'ların kullanım yerine bir örnekte have kelimesinden sonra bir sıfatın geldiği ve bunu bir fiilin izlediği durum var. Şu örneklere bakalım. Sizi burada görmek ne kadar güzel. How nice seeing you here. Paraşütle atlamanın bu kadar güzel olabileceğini bilmezdim. I wouldn't know how beautiful skydiving could be. Gerund yapıların kullanım yerleriyle ilgili olarak bu kadar bilgi yeter. Biraz da bazı özel durumlara göz atalım. Bir fiilden hemen sonra ikinci bir fiil değil de o fiilin nesnesi geliyorsa ve o nesneden sonra ikinci fiilimiz geliyorsa ikinci fiile ing takısı getirmiyoruz ve infinitive yapıyla söylüyoruz. Bu durum kendilerinden sonraki fiile mutlaka ing takısı getiren fiillerimiz için bile böyle. Suggest ve advise fiillerini ele alalım mesela. Her iki fiil de normal koşullarda peşlerinden gelen fiile ing takısı getiriyordu. Şu örneklere bakalım. Öğretmenimiz daha sıkı çalışma tavsiyesinde bulundu. Our teacher advised studying harder. Bir araba kiralamayı önerdiler. They suggested renting a car. Şimdi bu önerilerin kime yapıldığını da yanlarına yazalım. Yani nesnelerini ve bakalım neler değişecek. Öğretmenimiz bize daha sıkı çalışmamızı tavsiye etti. Our teacher advised us to study harder. Bana bir araba kiralamamı önerdiler. They suggested me to rent a car. İkinci bir durum ise sıfatların fiillerle beraber kullanılmasında yaşanıyor. Have kelimesinden sonra bir sıfat geldiğinde bunu takip eden fiilin gerund olacağını söylemiştim ve have nice seeing you here örneğini vermiştim. Eğer cümlemizde have kelimesi yoksa ve doğrudan sıfatımızdan sonra bir fiil geliyorsa bu sefer infinitive yapı kullanıyoruz. Örneklere bakalım. It's nice to see you here. Sizi burada görmek güzel. I was sorry to give her the bad news. Ona kötü haberi verdiğime üzüldüm. She was so lucky to be alive. Hayatta kaldığı için çok şanslıydı. İstisnalarımızdan bir diğeri de be about to yapısında yaşanıyor. Mekmak üzere anlamını veren bu yapıda geçen to kelimesi bir edat değil, mastar olarak muamele görüyor ve peşinden gelen fiil ing takısı almıyor. Örneklere bakalım. When we got there, they were about to leave. Biz oraya vardığımızda çıkmak üzereydiler. The poor dog was about to die when we took it out of the mud. Zavallı köpek çamurdan çıkarttığımızda ölmek üzereydi. İngilizce'de see, hear, listen gibi bir süreci anlatan sınırlı sayıda fiilden sonra gelen ikinci fiilimiz bazen ing takısı alıyor, bazen ise to kelimesi olmaksızın yalın halde kullanılıyor. Şöyle mesela, she saw me play baseball. She saw me playing baseball. Yalnız bu iki kullanımda küçük bir anlam farkı ortaya çıkıyor. Yalın kullanımda eylem baştan sona kadar gerçekleşmiş oluyor. İng takısıyla kullanımda ise eylemin bir anına şahit olunuyor. Aslında cümleleri Türkçe'ye çevirdiğimizde anlam farkını net olarak görebiliriz. She saw me play baseball. Beyzbol oynadığımı gördü. She saw me playing baseball. Beni beyzbol oynarken gördü. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. You seem to be avoiding talking about your parents. İngilizce'de sınırlı sayıdaki bir grup fiil yine çıkıntılık yapmış ve gerund'larla beraber kullanılmayı tercih etmiş. And I hate giving good people bad news. İngilizce'de yine bunlar gibi bir grup fiil var ki bu fiiller öyle de olur, böyle de olur diyorlar. What about Atlantic City? Oh, you hate to gamble. Yani kendilerinden sonra gerund veya infinitive kullanabiliyoruz ve hiçbir anlam farkı oluşmuyor. Can you forget about ever seeing your parents again? İngilizce'de kendilerinden sonra gerund yapıların geldiği bir kullanım yeri daha var. Edatlar. And then we got used to her being a mum. Gerundlarla kullanılan diğer ifadelere de göz atalım. Bunlardan ilki aitlik sıfatlarının geçtiği cümleler.
Katie's had trouble accepting it, but sometimes there's... I think it's worth trying. Benzer şekilde no use, be busy ve be worried ifadeleriyle de canım tipi kullanıyoruz. After seeing Allie that day, something inside Noah snapped. İngilizce'de before ve after bağlaçlarıyla bağlanan iki cümlenin öznesi aynıysa, bazen kısaltma yapmak adına ikinci özneye atıp fiili gerund haline getirebiliyoruz. Let's go bowling. Go fiilinden sonra bir spor aktivitesi veya eğlenceli bir aktivite geldiğinde peşinden gelen fiili gerund yapısıyla kullanıyoruz. Sitting here doing our homework. Sit, stand ve lie fiillerinden sonra bir yer zarfı varsa peşinden ikinci bir fiil geldiğinde gerund şekline geliyor. They caught him stealing a Snickers. Find ve catch fiillerinden sonra da bir kişi zamiri geliyorsa peşinden ikinci bir fiil geldiğinde gerund şeklini alıyor ve gizli bir iken anlamı ortaya çıkıyor. They keep on talking about his face. Deyimler, yani phrasal verb'ler var. Bu deyimlerde sonlarında birer edat barındırdıkları için gerund getiren fiiller gibi davranıyorlar ve kendilerinden sonra gelen fiile ink takısı aldırıyorlar. All right, what's the last thing we remember doing last night? Remember ve forget fiillerinden sonra gerund bir yapının kullanılması durumunda ortaya çıkan anlam, geçmişteki bir şeyi unutmak veya hatırlamak. It's not really hard. You just make your bed real neat and remember to stand up straight. Bu iki fiilden sonra infinitive kullandığımızda ise bir görevi, sorumluluğu unutmak veya hatırlamak söz konusu oluyor. And always answer every question with yes, drill sergeant. Is that clear? Yes, drill sergeant! Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 3 2 1. Paris'e dönmeyi erteledi cümlesinde geçen esas fiilimiz olan ertelemek fiili, kendisinden sonraki fiilin gerund olarak kullanılmasını gerektiren fiiller listesinde yer alıyor. Dolayısıyla dönmek fiili ink takısı alacak bu cümlede. She postponed returning to Paris. Tony trene binmemizi tavsiye etti. Aslında bu cümlede geçen tavsiye etmek de bir önceki cümlede geçen fiiller gibi aynı listede yer alıyor ama kime tavsiye ettiği bu cümlede yazılı olduğu için bu cümlede mutlaka infinitive yapıyı tercih ediyoruz. Tony advised us to take the train. Hiçbir şey yapmadan orada duruyor cümlesinde sit, stand ve lie fiillerinden bir tanesi geçiyor. Dolayısıyla kendisinden sonraki fiilin gerund olarak kullanılması gerekecek. He's standing there doing nothing. Sana kitabımı ödünç verdiğimi unuttum cümlesinde geçen unutmak fiili geçmişte olan bir olayı unutmayı anlatıyor. Dolayısıyla gerund şeklinde kullanılması gerekiyor. I forgot lending you my book. Onu ikna etmekte zorlandım. Burada da kendisinden sonra gerund yapı kullanılan özel ifadelerden bir tanesi yani zorlanmak ifadesi geçiyor. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. I had a hard time convincing her. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.